Konuta Yön Verenler programından merhaba sevgili izleyenler. Yine inşaat sektöründeki yenilik haberleri ve yenilikleri işlemeye devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda Avrupa konutları Sayın Çetin Sayı ile yapmış olduğumuz projede yapmış olduğumuz tanıtım ve de bu konuyu başarıyı nasıl elde etmişler, yatırımcı profilleri nasıl, niçin kaliteye başvuruyorlar bir de onunla yapmış olduğumuz RTL'ye dönmek istiyorum. Kısa bir RTL'miz var lütfen birlikte izleyelim. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili izleyenlerimiz, Türkiye'nin önde gelen markalarından biri olan Avrupa Konutları Artaş Grubu'nun yönetim kurulu üyesi Serhan Çetin Sayı ile birlikteyiz. Serhan Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz bize Artaş Grup'tan ve böyle önemli bir marka olan Avrupa Konutları markasından biraz bahseder misiniz? Tabii ki de. Öncelikle hoş geldiniz. İyi günler tekrardan. Eee Artaş Grubu Artaş İnşaat 1977'de babam Süleyman Çetin Sayı tarafından İstanbul merkezli kurulan bir inşaat firması, 1977'den 80'ler ve 90'lı yıllarda küçük konut projeleri, 30, 40, 50'li dairelerde konut projeleri, oteller ve bugünün ofisi, o zamanın tabiriyle işanları yapan bir inşaat şirketi, 1990'lı yılların ortalarında Karusel alışveriş merkezi ile Alışveriş merkezi sektörüne giren bir şirket. Devamında 2000'li yılların başında e, TOKİ'nin de e, olağanüstü katkılarıyla e, memleketimizde oluşan doğa e, doğrusu 99 depreminden sonra ortaya çıkan konut ihtiyacı ile beraber e, toplu konut işine giren e, bir firma. Burada daha çok insanların da bildiği Avrupa Konutları markasıyla Hizmet veriyoruz. 2004 yılından bugüne kadar, 2021'e kadar 22000'e yakın konut teslimini başarıyla gerçekleştirmiş bir firma. Şu an hala hazırda ana lokomotifimiz konut olmakla beraber alışveriş merkezi geliştirmesi, üretimi, işletmesi. Bununla beraber turizm sektöründe de otel işletmesi ve otel üretimi ile beraber. 3 ana kolda hizmet veren bir Hastane yatırımlarınız da var sanırım efendim değil mi? Hastane, Hastane yatırımlarımız şöyle bizim e, Karosel Alışveriş Merkezi'nin yanında bildiğiniz bir Bakırköy Acıbadem Hastanesi ile başlayan bir e, yolculuk. Biz hastane işletmesi yapmıyoruz. Otellerde olduğu gibi. Hastanede mal sahibi pozisyonda e, kiracı ile beraber e, çalışarak hastane geliştirmesi yapıyoruz. Burada Bakırköy Acıbadem, Atakent'teki Atakent 3'ün içinde olan Acıbadem Hastanesi ve çok yakın zamanda önümüzdeki 2 ay, bilemediniz en fazla 2,5 ay içinde hizmete açılacak Vadi İstanbul içerisindeki Liv Hospital var. Hastane konusundaki yatırım durumumuz bu şekilde. Peki Maslak bölgesinde Vadi İstanbul gibi çok önemli bir konut, Residence, AVM gibi üçlü hatta otellerinizin de olduğu bir çok önemli bir merkez haline geldi. Sizin sayenizde çok daha ilerleyen bir yatırım oldu. Buradaki nasıl, nereden doğdu bu bölgeye yatırım yapmak? Ee, şöyle, Vadi İstanbul'da ana arsa sahibi, ana hisseder Ev Yap ailesi, Ev Yap Sabun Sanayi. Ev Yap'la beraber birkaç tane arsada, o büyük arsada payı olan aileler vardı. Vadi İstanbul 424 bin metrekareden oluşan bir e, arsalar bir olan, topluluğu. E, 2010 yılında başladı Vadi İstanbul'un serüveni. 2021'deyiz halen daha Vadi İstanbul'a geçen 11 yıllık süreçte yatırım artı e, emeğe devam ediyoruz. Yani maddi manevi e, bir fiil işin içinde olduğumuz bir proje. Benim de zamanımın %30'u Vadi İstanbul sınırları içinde geçiyor. E, oradaki alışveriş merkezinin işletmesinden ve oranın genel idaresinden sorumlu yönetici arkadaşlardan bir tanesiyim. Vadi İstanbul 2010 yılında projelendirilmeye başlandı. Master planı SOM dünyanın en büyük mimarlık şirketlerinden biri olan SOM tarafından yapıldıktan sonra iki dizayn tarafından mimari projesi geliştirildi. Toplamda 3 adada 1950 yanlış hatırlamıyorsam konut sayısı 300 bin metrekare ofis kapasitesi artı alışveriş merkeziyle karma bir proje. Aslında bir kent Şöyle düşünebiliriz toplam şu an gördüğümüz Maslak'taki iskanlı a diyebileceğimiz ofis metrajı 520 bin metrekare. Yani 2 bölü 3 Maslak kadar bir nüfus ve kapasitenin bir proje çatısı altında olduğunu düşünürsek her türlü amaca hizmet edebilen karma bir proje ortaya çıktı. Aslında burada en önemli yanı Vadi İstanbul hayata dair ihtiyacınız olan her şey içinde barındırıyor. Bu da nedir? Konut, temel ihtiyaç, barınma, alışveriş merkezi, sosyal anlamda, sosyal hayatımızda, günümüzün dünyasında vazgeçemeyeceğimiz bir e, alan. Herkes alışveriş merkezlerine, yani Türkiye nüfusunun %80 gelen da burada alışveriş yer merkezine gidiyor. Tabii şu an 244 tane mağazamız var. Bununla beraber e, gündüz 10 bine yaklaşan bir ofis çalışan nüfusu var. Ulaşım anlamında yollar, e, bizim öncülük ettiğimiz bir konsorsiyum, tarafından e, yapıldı. Artı projeye bir katma değer finiküler sistemi yaptık. İsviçreli bir şirketle çalışarak Bartolet adında bir şirketle çalışarak eee Seyrantepe metrosuna Vadi İstanbul'u bağlayan bir e, finiküler sistemi yaptık. Aslına baktığınızda konut, ofis, alışveriş merkezi, ulaşım, e, hastane de bu e, üçgene dahil olduğunda e, anaokulu da var projemizin içinde. Hep aynısını söylüyorum. Yani Vadi İstanbul hastanesi de açıldıktan sonra hayatta ihtiyaç Çok güzel duyduğunuz bir yaşam bölgesi aynı her şeye de. sahip. Bildiğim yani, kadarıyla oradaki su havzalarında ve kanallarda da düzeltme ve geliştirme yaptınız. Temizleme de yaptınız Tabii İSKİ ile beraber çalıştık. Geçmişte o dere, yanlış hatırlamıyorsam 99 yılında bir dere taşkında hatta ölümlü sonuçlar da olmuş. O derenin ıslahıyla ve derinin yeniden yapılandırmasıyla İSKİ ile koordineli çalıştık. Zaten şu an Halici temizleme projesi Sarıyer Maden Bölgesi'nden deniz suyunun Vadi İstanbul'un içinden geçilerek Kağıthane Deresi ile birleşip Halici'ye akan deniz suyu bizim projenin içinden geçiyor. Yani Halici'nin temizlenme projesinde de çok önemli bir katkısı oldu. O açıdan mutluyum. Peki bildiğim kadarıyla burada satışların büyük bir çoğunluğu tamamlandı. Şu anda devam eden satışı devam eden Atakent projeniz var galiba evet. bildiğim kadarıyla Yaman Evler projeniz var. Biraz bu satışı devam edenlerden bahseder misiniz? Evet. Ne zaman tamamlanacak ne aşamada? Tabii Atakent bölgesi, Alkalı bölgesi Avrupa konutlarının lokomotif semtlerinden bir tanesi. Atakent bölgesinde 1, 2 ve 3. projelerimizi bitirmiştik ve oradaki projeler gerçekten insanların talep gösterdiği projeler olmuştu. Atakent 4 projesini yaptıktan sonra e, orayı etaplandırarak 4A, B, C olarak etaplandırdık. A etabındaki e, üretim ve satış bitti. Şu an B etabı ve C etabında üretim devam ediyor. E, önümüzdeki programda B ve C etabını 2021 yılı içerisinde bir aksilik olmazsa e, müşterilerine teslim etmeyi planlıyoruz. Bununla beraber Yaman Evler projemiz var. Şu anda içinde bulunduğumuz Yaman Evler projesinin birinci etabı olan 545 dairelik etabını Şubat 2020'de teslimlerine başladık ve hızlıca 2020 yazında teslimlerini sonuçlandırdık. Burada birinci etapta 545 dairenin şu an 505-506 dairesi oturumuna devam ediyor. Bir kısım tadilat yapan veya kiracı bekleyen müşterilerimiz var. İkinci etabın inşaatına devam ediyoruz. İkinci etapta 960 adet dairelerimiz ve 7-8 tane ticari dükkanımız var. Site içine ve dışına hizmet edecek dükkanlar. Bu ikinci etapta da önümüzdeki bir yıl, 15 ay içerisinde teslimlere başlamayı öngörüyoruz. Bizim için güzel proje oldu. Yaman Evler 1500 daire civarında bir projeyi bitirmiş olacağız önümüzdeki yıl içerisinde. Herhalde tamamen de teslim etmiş Peki, oluruz. Peki Serhan Bey bildiğim kadarıyla sizin çok geniş bir genellikle beyaz yakalı bir alıcı profiliniz var. Vadi İstanbul'da yaptığınız çok önemli yabancı satışlar yaptığınızı biliyorum. Ondan sonra Atakent'te de çok yoğun yabancı satışlarına yer verdiğinizi biliyorum. Peki, yabancılarla nasıl aranız? Nasıl nasıl oyun görüyorsunuz? Nasıl adapte oldunuz yabancı satışlarına? Ya yabancı satışları şöyle. Biz her projemizde bir ana ajentayla çalışıyoruz. Bu ana ajentin altında onların aracı kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda yabancılarla satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii her sene sonunda da oturup bakıyoruz. kaç adet yabancıya satış yapmışız? Bunlar nereli olmuş? Gibi burada e, Vadi İstanbul'dan söz açılmışken örnek vereyim. Vadi İstanbul'un birinci etabında sıfır konut anlamında bizim yabancıya satışımız çok azdı. Daha sonra ikinci el anlamında yabancıların e, rağbeti oldu. E, burada ama yabancıları ben iki kategoride değerlendirmeyi doğru buluyorum. Bir e, Azerbaycan vatandaşı olanlar, iki diğerleri olarak. Çünkü Azerbaycan vatandaşları artık e, bizden olarak kabul ettiğimiz için onlar da bizim gibi Türkçe konuştukları için bizim gibi artık İstanbul'un yerlisi oldular onlar da biraz da onların haricinde olan diğer Arap dünyası veya Avrupalı müşterileri ben şahsen yabancı satış olarak netilendirdiğimde, Vadi İstanbul'un birinci etabına nazaran üçüncü etapta yabancıya satış biraz daha fazla oldu. Sanırım bu acentaların etkisiyle daha da bir farklı bir konuma oldu. E, tabii o da sanki. oldu. Bir de Vadi İstanbul'un birinci etabında olan memnuniyet yabancılara da üçüncü etapında satış yaptırmayı sağladı. Burada Vadi İstanbul'un üçüncü etabında yabancıların tercih etmesinden e, ikinci önemli sebeplerden bir tanesi de e, alışveriş merkezinin varlığı. Alışveriş merkezinin varlığı Açısından bizim için olumlu yönde satışlar oldu ama bizim yabancıya olan satışlarımız genel proje toplamının %20'sini geçmez. Bazı projelerde bu %10'larda bile kaldığı oluyor. En yoğun yabancıya sattığımız Vadi İstanbul Başakşehir veya Başakşehir projemiz diyebilirim. Bu Vadi İstanbul'daki 3. etaptaki satılan yabancı oranı yanlış hatırlamıyorsam genel projenin %17'si civarıydı. Bu %17'nin %10'u da zaten Azerbaycan vatandaşı. Yani kalan %7'lik bir satış e, Suudi Arabistanlı olsun, İranlı olsun, Körfez Katarlı ülkeleri. olsun, Körfez ülkelerinin. Ve aralarda belki 10-12 daire e, Doğu Avrupalı veya Amerikalı veya Çinli müşteri sayabiliriz. Profil çok değişti. Sanırım 2018'in sonunda çıkan yabancıların mülk edinimi 250 bin dolar ve altındaki bu kanunla birlikte e, müşteri profili de çok değişti e, artışlar görmeye başladık mesela İran Irak e, Rusya gibi ülkelerde e, yatırımlar olmaya başladı bu size nasıl yansıdı yani daha çok e, şöyle e, şu an 2020 yılında bir buçuk milyona yakın konut satışı oldu ülkemizde sıfır ve ikinci el burada yabancıların payı 35 bin 36 bin konut civarında. aslına bakarsanız genel toplamda yüzde iki veya iki küsürlerde olan bir sayı yeter mi? Yeterli değil. Bunu Amerika'da veya Avrupa ülkeleriyle kıyas ettiğimizde en basit bir İspanya ile bile kıyas ettiğimizde oranlar çok daha yüksek. Yani Türkiye'de gerçekten yabancı alım yapıyor ve gayrimenkule ilgi duyuyor. Bu gayrimenkul nasıl oluyor? Bize dışarıdan kendi dolarını, dövizini getiriyor. Aslında bu bir nevi bir malı dışarıya yollamadan bir ihracat statüsünde değerlendirilmesi lazım. Burada gerçek anlamda yabancının Türkiye'den mülk edindiğinde ekonomimize bir katma değer sağladığını düşündüğümüzde bu satışlar %10'a varan rakamlara çıksa gerçekten memleket için de büyük bir gelir kaynağı olur. Şu anki satışlarda bile bu %2 olan yani total genel toplam konut satışının %2'sini bile yabancıya sattığımız senaryoda bile çok ciddi bir döviz girişi olduğunu düşünürsek %10'u gibi bir rakamı yabancıya satışta Gerçekten çok ciddi bir döviz getirisini memlekete sokmuş oluruz. E, tabii yıllardır İspanya, e, Amerika, Kanada bu vatandaşlık yoluyla yıllardır bunlar e, ciddi tabii. oranda girdik. E, orta vadeli e, döviz girdisi sağlayarak ekonomilerini standart, stabil hale getirdiklerini biz gözlemledik. Evet. Yani burada da bizim ülkemiz neden böyle başarılı projelerle yer almasın bunu öngörüyoruz. Peki e, Selam Bey 2020 dönemi e, çok sıkıntılı bir süreç geçirdik ki pandemi dönemine denk geldi. Ee, ve pandemi döneminde hükümetimizin almış olduğu bazı tedbirlerle işte 0.64 e, kamu bankalarının katkısıyla 0.64 gibi çok uygun e, kredi oranlarıyla uygun satışlar yaptı. Bu pandemi dönemi ve bu 0.64 e, faiz oranlı satışlar sizi nasıl etkiledi? Avrupa konutları burada nasıl yer aldı? Ya yani şimdi e, 2020 yılının hemen başında başlayan bu salgın süreciyle bizim de Türkiye'nin tam net hatırlamıyorum ama 10-11 Mart gibi salgın bizim ülkemizde de görülmesiyle beraber tüm dünyada olduğu gibi bir tedirginlik ve gidişatın belirsizliği bir söz konusu oldu. Zaten Mayıs ayına kadar, Haziran ayına kadar hatta ne olacağı belli olmayan, sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemin içinde hepimiz şahit olduk. Neden virüsün etkilerini ve neler yapabileceğini kimse bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Ee, hükümetimizin aldığı bu 0.64'lük e, faiz kararıyla beraber daha doğrusu e, devlet bankalarının katkılı yöntemiyle e, yaz aylarında e, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çok ciddi konut satışları tüm ülke genelinde oldu. Bunun bize olan katkısı e, elimizdeki stoğu eritme noktasında e, ciddi faydalarını gördük. Zaten alıcı olan kitlenin yüzde 80'e yakınlık kesimi hazır olan konutları almaya tercih etti. Zaten burada da bir üst barem vardı. Kullanabildiği konut kredi rakamı yani kişi 5 milyonluk konut alıp bunu 0.64'ten 2.5 milyon TL'sini kullanamadı. Bir üst limit olduğundan dolayı biraz küme daraldı. Bizim için dediğim gibi stokları eritme noktasında çok büyük bir artı oldu. Daha doğrusu herkes için bu. Evet. artı oldu. O yüzden 2020 yılı pandeminin etkisiyle artan maliyetlerle e, ürettiğimiz konutu e, satabildiğimiz için bizim nakit akışımızda yardım oldu. Çünkü konut şöyle bir şey. E, proje bitene kadar, üretene kadar harcıyorsunuz. Harcadıktan sonra ürün elinizde kaldığı zaman satamadığınız takdirde bu sizin hem nakit akışınızdaki olumsuzluk hem satamadığınız konut da sizin ödediğiniz bir aidat haline geliyor. Yani malın bir maliyeti olmaya devam ediyor. O yüzden stoğu eritmek tüm firmaların nakit akışı açısından çok olumlu etkiler yarattı. Yani çok faydalı oldu. Siz de evet. herkes gibi bütün inşaat sektörüne göre siz de faydalandınız. Evet. Peki ülkemizin önemli bir sorunlarından bir tanesi tabii ki deprem gerçeğimiz var bizim ülkemizde. Burada uzmanların verdiği verilere göre de İstanbul'da 200 binin üzerinde depreme dayanaksız konut olduğu söylenmekte. Siz Avrupa Konutları ve Artaş Grup olarak e, kentsel dönüşümle ilgili yatırımlarınız, projeleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz bu konuda, ne söyleyebilirsiniz? Ee, şimdi 99 depreminden sonra 2000 yılında yapılan e, deprem yönetmeliğindeki değişikliklerle beraber e, ülkemizde gerçekten Avrupa standartlarına uygun standartlar getirildi deprem konusunda. Bu geçtiğimiz 20 yılda da e, yönetmelik iyileştirmelerle 8-10 defa değişti. Statik anlamda, e, mekanik anlamda, elektrik anlamında. Depremi şöyle ele almak lazım. Şimdi mevcut mimari yapımızı mimarımız tarafından bitirdikten sonra statik projenin yapılması için statik proje müellifi projeyi e, beton çözer. Bu beton çözümünde dokuz şiddetindeki bir depreme dayanıklılık açısından bir e, matematiksel sistem oluşturulur. Tabi bu İstanbul'da 9 şiddetinde deprem olacağı anlamına gelmiyor. 9'a kadar bir dayanıklılık öngörüsüyle bir e, varyasyon kuruluyor. İstanbul'da beklenen deprem minimum 7, maksimum 7.6 civarında bildiğim kadarıyla. Tabi burada rakamın şiddetinden ziyade e, yer altında yarattığı etkileşim de çok önemli. E, i̇şin teknik detayını bir yerde bırakırsak, dediğiniz gibi 200 bin depreme dayanıksız konutun, binanın içinde yaşayan ortalama sayıyla çarptığımızda olası bir depremin 99'da olduğu gibi gece olması, şiddetli olması ve yine bir dakikaya yakın bir süreçte devam etmesi durumunda kimsenin ağza alamayacağı rakamlarda vefat sayıları gerçekleşebilir. Biz bu konuda ürettiğimiz konutlarda herkesin Hızlı bir şekilde ev sahibi olabilmesi için ve güvenilir bir yapıya kavuşması için zaten elimizden geleni yapıyoruz. Burada tabii ki de sadece hazır olan arsada yani üzerinde yapı olmayan arsayı geliştirip konut yapmaktan ziyade kentsel dönüşümde hali hazırda içinde yapı olan e, mevcut parsellere de yönelilmesi lazım. E burada tabii biliyorsunuz kentsel dönüşüm yasasıyla beraber belirli standartları oldu. Fakat yeterli mi derseniz bence yeterli değil. Daha çok çalışmamız lazım. Bu çalışmayı sadece bizler müteahhitlik olarak değil ilçe belediyelerin hatta Büyükşehir Belediye'nin ve onunla beraber de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın da bu çalışmalara dahil olması ve beraber bu çalışmaların yürütülmesi lazım. Çünkü vatandaşta şöyle bir durum olabiliyor olan senaryolardan bir tanesi kendisinin 100 metrekare bir mülkü var. E, kentsel dönüşümden sonra ekstra bir emsel kazanılmazsa, e, mülkü 80 metrekareye düşerse buna onay vermiyor. Veya 100 metrekare mülkünden e, çıkacaksa, 120 olmazsa bunu kabul etmiyor gibi. Yani burada insanların ticari kaygılarından ziyade biraz can güvenliğinin ön planında olduğu veya e, devletin insanlara, vatandaşlara senin hakkın bu, yeni hakkın bu veya senin aynı hakkınla taşıyorum ama 10 katlı olan binayı 13 katlı olarak üretilmesine izin veriyorum gibi yöntemler üzerinde çalışmalar yapılıyor ama daha yoğun şekilde ve gerçeğe dönecek şekilde yapılmasının bir an önce hızlı bir şekilde yapılmasının çok büyük avantajları var. Gerçekten bakanlık ve bazı belediyeler çalışıyor. Ama kentsel dönüşüm müteahhitin, ilçe belediyenin Büyükşehir Belediye'nin ve bakanlığın aynı masada oturup birinin hakem, birinin taraf, birinin geliştirici olmadığı müddetçe ülke genelinde yapılması hedeflenenin %10'u yapılsa kardır. Peki, teşekkür ederim. Peki Artaş Grup olarak sizleri Avrupa Konutları markası olarak müşterilerinizin devamlılığını sağlamak, müşteri memnuniyetini sağlamak için yaptığınız en önemli konulardan bir tanesi nedir? Mesela bu yönetim olabilir. İnşaat kalitesi olur. Bunları biraz bahseder misiniz bize nedir sizi başarı başarıya taşıyan? İnşaat kalitesinde zaten e, TS'nin belirlediği, e, yönetmeliklerin belirlediği belirli kaliteler var. Bu kalitelerin üstüne biz her daim bir şeyler koymaya çalışıyoruz. E, Taahhüdümüzde olmasa da bazı şeyleri yerine getirmeye çalışıyoruz. E, bu iklimlendirmede artı yanlar olabilir. Binanın, e, dairenin elektrik sisteminde akıllı bina otomasyonu olabilir gibi. Her projemizde zaten bir artıyı yerine getirmeye çalışıyoruz standartlardan ödün vermeden ve kendi içimizde belirlediğimiz bazı kriterlerimiz var. Çalıştığımız mimarların da bildiği belirli minimum oda ölçülerimiz, belirli minimum standartlarımız, bu standartlarda marka kıstaslarımız var. Yani diyelim çok basit bir örnek vermek gerekirse dairenin içinde mutfağında, koridorunda seramik var. X seramik uygun fiyatlı, Y seramik biraz ondan pahalı. Ama Y'nin markası buna elverişli ve aradık farkı ödememize değerse biz Y'yi tercih ediyoruz. Her zaman ucuz olanı tercih etmiyoruz. ve Bunu da zaten alt alta koyduğumuz zaman ortada marka olmuş oluyor. Her zaman Avrupa konutları tabelası yanındaki X bir tabeladan %10 ila %20 arası daha fazla hem sıfırda hem ikinci elde daha fazla para ediyor. Bunun elliye vardı örnekleri de var mevcut İstanbul'da. Zaten bu örnekler internette çok basit bir aplikasyona girdiğinizde ortaya çıkıyor. Burada dediğiniz gibi yönetim de önemli bir ayrıntı. Biz bitirdiğimiz projelerin ilk 18 ayını kendimiz yönetiyoruz. Şu an içinde bulduğumuz Yaman Evler projesinin birinci etaptaki site başkanı benim bir ekibimiz var, site müdürümüz var. Eski usul apartman defteri yöntemiyle siteyi yönetiyoruz. Aracı bir şirket yok. KDV'li fatura kesen mecbur kalmadıkça almıyoruz. Çünkü KDV site yönetiminin kullanabildiği bir ayrıntı değil şirket olmadığı için. Yönetimde her şeyi mümkün olduğunca kendi elemanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Sadece güvenliği dışarıya taşarı ediyoruz. Geri kalan tüm hizmeti teknik anlamda, temizlik anlamında kendi bordromuzda kendi elemanlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Zaten belli başlı bir süre, bir yıl, bir buçuk yıl kadar bizim inşaat şirketi olarak işin içinde olduğumuz için sitenin belli başlı aksiyen noktalarında e, hizmet bizim tarafımızdan verildiğinden bu vatandaşın aidatına yansımıyor. Bizim sitelerimizde ortalama aidat şu an 3 TL bölü metrekare. E, bunu İstanbul ortalaması bildiğim kadarıyla markalı konutlarda 5,5 lira şu anda. Bizim 3 TL bölü metrekare. Burada, burada bir vatan, 3 vantaj. liraya bize aslında yukarıya taşıyan bizim bazı yaptığımız küçük projeler. Küçükten kastım daire sayısı 300 ila 500 oldu mu ister istemez oradaki aidat rakamı biraz yukarıya çıkıyor. Bazı çünkü tekrar eden giderler var. Ama 2000'li 3000'li yaptığımız konut sayılarında 2 TL bölü metrekare olan 1.80 bölü metrekare olan aidatı olan sitelerimiz halen daha mevcut. Bugün Türkiye'de İstanbul'da 3000 liraya da metrekaresi konut var, 40 bin liraya da, 50 bin liraya da konut var. Şimdi sizinkisi bildiğimiz kadarıyla metrekare ve şeyin üzerinde tabi diyorsunuz ki bizim bir başarılı yönetim, kaliteli bir sunum ve bunlara bağlıyorum diyorsunuz bu şekilde. Tabi. Peki teşekkür ederim. 2021 yılında ne gibi projeleriniz var? Şehir dışında yeni gelişimler var mı? İstanbul dışında projelerimiz var mı? Neler planlıyorsunuz? Biz aslen Kayserliyiz. Kayseri'de hala hazırda bir işlettiğimiz otelimiz ve bir alışveriş merkezimiz var. Bununla beraber Kayseri'de, Erciyes Dağı'nda başladığımız ve 2021'in sonuna yetiştirmeye hedeflediğimiz 56 odalı dışarıdan müşteri kabulü de yapabilecek içinde restoran iki tane restoran da olan bir otel projemiz var. Bu otel projemizi inşallah Aralık 2021 gibi hizmete açmayı düşünüyoruz. Şu an en güncel ve üzerinde çalıştığımız İstanbul dışındaki yatırımımız bu. E Tabii ki hali hazırda devam eden 3 tane projemiz var. E, bu 3 projemizde yaklaşık 2500 adet konut var. O 2500 adet konut e, bir kısmı 2021 sonunda, bir kısmı 2022'nin ikinci çeyreğinde teslimlerini düşünürsek, bizim 2021 yılında geliştirmesini devam edeceğimiz ve 2021 yılının sonunda, başlayacağımız birkaç tane daha projemiz olacak. Çünkü sürdürülebilirlik bizim işimizde önemli olan. Biri biterken birine başlayabilmemiz, üç tane bitiyorsa minimum iki taneye başlayabilmemiz lazım. Çünkü geçmişten gelen yetişmiş bir kadro var. Bu kadronun içinde mühendisler, mimarlar, teknikerler, mavi yakalı, beyaz yakalı insanlar var. Onlara belirli bir iş imkanı, belirli bir istihdam sunmamız gerekiyor. E belli başlı bir makine parkurumuz var o makine parkurunu da oturup depoya bağlayacak halimiz yok. O yüzden 2021 yılının ikinci veya üçüncü çeyreğinde yeni lanse edeceğimiz, şu an içimizde konuştuğumuz, teklif verdiğimiz, geliştirmeyi düşündüğümüz alanlarda olacak. Peki size biraz daha duygusal <laughs> özel bir soru sormak istiyorum. Derler ki Avrupa konutları kesinlikle kot altı konut üretmez. Bunun bir hikayesi var mı? Süleyman Bey'in özel bir hikayesi varmış bununla ilgili. Siz net nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir aile geleneğiymiş herhalde bu. Bunu bize bahseder misiniz biraz? Tabii. Şöyle evet bir duygusal bir yanı var. Kısaca anlatayım. Babam da bunu daha önce anlatmıştır herhalde birkaç yerde. Bir de benim ağzımdan duyuyor. Evet. Şimdi... Babamlar altı kardeş 1950'lerin sonunda 60'ların başında dedem Hacı Ömer Çetin rahmetli İstanbul'a geliyor. Bizim soyadımızda itibariyle sayacılık işiyle uğraşıyor. Deri, köseli, ayakkabı işleriyle uğraşıyor Kayseri'de. İstanbul'a geldiğinde tabii altı tane çocuk var. Çocukların hepsini getiremiyor. Çünkü belli başlı bir sermayesi var. O sermayeyi işte kullanmak istiyor. Bir dükkan tutuyor hatta dükkanda yatıyor kalkıyor eve kira vermeyeyim de parayı daha hızlı biriktireyim diye. Ondan sonra e, dükkanda işlerini rayına koyduktan sonra bir gün eve çıkayım diyor. Tabi o zamanın şartlarında işte babam babaannemiz falan anlattığında 6 tane çocuk bir anne bir baba 8 kişiye ev falan verme ev sahiplerinin pek tercih etmediği bir şey. İşte önce ilk 3 kardeş geliyor sonra bir üç kardeş daha geliyor. Tabi o yıllarda televizyon da yok. Neden dışarıda oynamıyorlar bilmiyorum. Herhalde ya karlı ya da yağmurlu bir gün. İşte çocuklar evdeler. Babamların oturduğu ev de işte böyle bir bodrumdaymış. Böyle insanların ayaklarını görebildiğiniz bir pencereye sahipmiş. Artık mutfaktan mı gün şey alıyor, salondan Kot altı. mı alıyor? Kot altı. O zaman babam demiş ki ben babaanneme, ben demiş ev yapacağım insanlara. Ama demiş yaptığım evlerde insanlar pencereden baktım insanların ayaklarını görmeyecek. Onların yüzlerini görecek demiş. E tabi kot altı olduğundan dolayı da bir rutubet de var evde. Eski ev ise eski İstanbul evi işte 1960'ın evi öyle düşünün. Oradan kafaya konulan bir hedef var. Ee, röportajımızın başında da söylediğim 22 bine yakın e, konut teslimi var Artaş İnşaat'ın. Bir tane bile e, kot altı olan Bodrum kat dairesi yok öyle tarif edeyim. Şimdi inşaatta arsayı geliştirirken kotun altında kalan daireler çıkar. Ama bu gün ışığı almayacağı anlamına gelmez. Bizim yaptığımız dairelerde tüm daireler gün alıyor. Bu bahsettiğimiz 1960'lık daire direkt bodrum kat. Gün çok kısıtlı alıyor. Burada tabii babam o zaman bir hedef koymuş. O hedefle beraber hareket etmiş. Bizle çalışan her mimar bilir. Kesinlikle Bodrum'da Kullanabileceğimiz alan varsa bile oraya daire yapmazlar. Babam çünkü kesinlikle buna izin vermez. Mimarlar buna bilir. O yüzden emsali hep zeminin üzerine kullanırız. O işte dediğim gibi küçük yaşta çocukluktan gelen bir anıdan sebep. Hep zemin üstüne üretilmiş 22 bin daire var. Çok, çok duygusal bir konu bu. İnşallah bol güneşli, bol parlayan konuta evet. üretmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Konuta gülerim. yön verenler programına zaman ayırdığı için Serhat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Avrupa Konutları Artaş e, Yönetim Kurulu üyesi Serhan Çetin Say'a e, çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. E, yeni bir konuta yön verenler programında görüşmek dileğiyle. E, Hoşçakalın sevgili izleyenlerimiz. Altın Türk Yatırım konuta yön verenleri sundu.